Hacan çıkıyor lan. Çiftçiler Günü'nü kutlarken Büyükşehir Belediye'mizin de bu anlamlı günde çiftçilerimize hizmet etmek adına 7 ilçe ziraat odamıza 7 adet katı gübre dağıtım remorku vermesi odamız ve çiftçilerimiz açısından büyük sevinçle karşılanmıştır. Büyükşehir Belediye'mizin çiftçilerimiz açısından bu davranışıyla ilimiz tarımını ve çiftçisini ne kadar önemsediklerini ortadadır. İlimiz çiftçilerine faydalı olacak bu gibi projelerin devam etmesini arzu ediyor ve biz ziraat odaları olarak bu tür projelerde üreticimizin menfaati adına üzerimize düşen her türlü katkıyı ve desteği yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu projenin düşünülmesinden hazırlama aşamasına kadar emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayrak, başta olmak üzere Tarımsal Daire Başkanı Sayın Hacı Aslan'a ve ekibine ve şube müdürlerime, Tekirdağ İl Koordinasyon Kurulu Başkanı olarak İlçe Ziraat Odalarım adına, üyelerim şahsım ve yönetim kurulu adına teşekkür ediyorum. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Uygulanan teknik gereği ya da seçilen hayvancılık yetiştirme tekniği yüzünden toprakla hayvanın ilişkisi kesilmiş durumda. Bu bize pahalıya mal oluyor ama çıplak gözle kısa vadelerde görme şansımız, kısa periyotlarda görme şansımız yok. Eğer biz bu ülkede, bu bölgede misafir değil isek, eğer gerçekten söylendiği gibi çocuklarımızı ve torunlarımızı seviyor isek, bir daha yeniden üretilme, yapma, yaratılma şansı olmayan toprağı korumak zorundayız. Toprağı korumak artık silahla, dipçikle, topla, tüfekle olmuyor. İşlerken de korumak zorundayız. İşte biz bu projeyi yaparken, gündeme getirirken, şiddetle savunurken gerçekten bizim hareket noktamız buydu. Köyleri görüyoruz. Adına mahalle demeye alışamadığımız köylerimizi görüyoruz. Bir yığın sinek yatağı haline gelen gübrelikler ya da kullanılmayan, atılan, kendi haline bırakılan kıymetli varlıklar toprakla buluşturulamıyor. Bir takım nedenlerle. Ha yapan var mı? Çok yapan var, bunu biliyoruz ama bunun daha rahat, herkesçe, geniş kesimlerce yapılabilmesi için bu bir araçtı, arka planda gözüken makineler. Bunun faydaları olacağından benim bir şüphem yok. Bugün sabahtan beri Çorlu'ya 3. gidişimdi. Gittik geldik, işte orada da bir projenin tamamlanmış projeyi ana kolektör altına açtık. Çevre, artık Çorlu dereleri tertemiz açacak bundan sonra. Onu da biyolojik arıtmaya verdik. Oradan o vanayı çevirip açtık. Burada bugün projeye başlatıyoruz. Yarın Malka sağlam taşlar. Yine Malka'da sosyal evin açılışını yapacağız. Yani devamlı bir koşturma içerisinde, hizmet içerisinde arkadaşlar. Bunu bilmenizi istiyorum. Bu arada da kaldığında siyaset yapacak vaktimiz olmuyor fazla. Onun için siyaseti siyasetçilere bırakalım. Biz yerel yöneticiler sadece hizmet için varız. Bunu böyle bilmenizi istiyorum. Tabii şimdi sabah Ziraatçılar Günü'nde, işte Çiftçiler Günü'nde Tekirdağ'da yapılan, Süleymanpaşa'da yapılan törende katıldım. Arkadan Çorlu'daki törene katıldım. İkisi de birbirinden heyecanlı ve hareketli iki toplantıydı ve çok da mutlu oldum. Yani vatandaşların ve çiftçilerimizin kendi günlerine sahip çıkması beni son derece mutlu etti değerli arkadaşlarım. Ama tabii şimdi bundan sanıyorum 2 ay önce 7 tane ziraat odası başkanı benden randevu almışlardı. Ben de bir randevu geliyor önümüze. Sizinle görüşeceklerdi. Ya dedim, ziraat odası başkanları kolay kolay bir şey olmazsa gelmezler dedim yani. Bir talepler olmazsa. Hacı Bey elim burada bir şey söylemeyip duruyor.
Ne, bir derdin var dedim ona. Ne, geldiler ama Ziraat Odası Başkanlığı'nın gelmesi de bir sert oluyor yani. İstedikleri koparmaya biliyorlar. Tabii kandırdılar bizi. Ne olacak bizi kandırmaya? Ama şimdi kandırma derken şunu söylemek istiyorum. Eğer tarımsa, eğer ziraatsa ben sonuna kadar kanmaya hazırım arkadaşlar. Çünkü burada bu süre içerisinde, 4 yıl içerisinde gerçekten tarımsal hizmetli daire başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı olarak tarıma verdiğimiz önemin çerçevesinde yaptığımız projeye baktığımız zaman gerçekten diğer büyük şehirlerde karşılaştırdığımızda insan mutlu oluyor. Gerçekten hoşuna gidiyor. Ya düşünün, Tekirdağ'ın 325 bin dönüm merası var. Biz bu meranın 1/3'ünü, yaklaşık olarak 110 dönüm, 110 bin dönümünü ıslah etmişiz. Yani bunların hepsine 20-20-0 gübre koyarak 2500 ton gübre kullanmışız. Geçen gün Haydabonlu'nun Subaşı Köyü muhtarı geldi. Çok da hoşuma gitti yani. Ya Allah razı olsun diyor. Hayvanları salıyoruz diyor. Sabahleyin 9'da salıyoruz. 11'e kadar otlayıp diyor. Onlar başlıyor uyumaya diyor. Doymuş hayvanın karnı diyor. Yani şimdi bunlar hep güzel anlatımlar. Oysa ki tabii bizim işte birlik yem vasıtasıyla yem fiyatlarını dengeleme içerisindeyiz. Bunun dışında hayvansal desteklerimiz var. Benim en çok hoşuma giden, tekrar söylüyorum, şey manda projesidir. 325 tane mandadan sarayda bugün için çıktı. 1235 tane en son aldığım rakam. Yani bu tarımın gücünü daha da yukarı çekmek zorundayız arkadaşlar. Tabii biz bir tarım müdürlüğünün bir şeyi değiliz, rakibi de değiliz. Onun kadar güçlü de değiliz tabii yani tarımsal olarak. Bizim tarımsal hizmet daire başkanlığı 25 daire başkanlıktan bir tanesi. Ama benim belediye başkanlarım gayet samimi söylüyorum. Hepsi konu tarım olunca ve tarımsal bir yatırım olunca Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çok rahat geçiyor arkadaşlar. Hepsi çünkü aynı heyecan ve aynı duygu içerisinde. Tekirdağ bir özelliği var, her zaman söyledim. Çorlu'da da söyledim bu sabah. Tarım ve hayvancılığın başkenti Tekirdağ arkadaşlar. Böylece geniş bir tarım bilgisi, hayvancılık bilgisi yok başka yerde. Tamam hadi Malkara'yı çekelim.